Sayın Murat Gezici, ne söyleyeceksiniz? Buyurun. Evet. Bu süreçte iki genel başkanın aslında sağduyulu hareket ettiğini de unutmamak lazım. Dün Sayın Kılıçdaroğlu gece 1'de attığı bir tweet önemli. Birlik ve beraberlik ölümden başka her şeyi yener diyor. Aslında bir temelde bir sorun olduğunu kabul eden fakat ölüm dışında her şeyin yenilebileceğini ifade ediyor. Bu güzel, anlamlı ve bu masanın 6 farklı karakterde, 6 farklı ideolojide, 6 farklı partinin bir araya gelmesi çok büyük bir zenginlik. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde iki önemli siyasi parti vardır. Birincisi Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyetimizin en eski ve dünyanın en eski ilk 5 arasında olan bir siyasi parti. İkinci yüzyıla geçerken ki bu süreçte ise İyi Parti diğer partilerden biraz daha önem arz etmektedir. Sayın Akşener'in üzerindeki sorumluluk diğer siyasi partilerin üzerindeki sorumluluktan biraz fazla. O yüzden biraz daha hassasiyetle gittiğini öngörüyorum. Ve bu hassasiyeti masada belki de tarihe not düşmek adına ben demiştim demek adına bunu yapmış olabilir. Ben Sayın Akşener'in altına attığı bir imzayı hatırlatmak gerekir. Ve bence devlet geneliğinden gelen bir isim olan, tecrübeli bir eski İçişleri Bakanı olan Sayın Akşener'in pazartesi günkü toplantıya katılacağını öngörüyorum. Çünkü altında imzası olan bir toplantıyı ifade etmiştir. Bu toplantıya katılacaktır. Bizim hayatlarımıza baktığımız zaman şu aşamamıza bile gelirken ya da kurumların, kuruluşların ya da şirketlerin dahi baktığınız zaman hayatlarında türbülanslar olmuştur. Zikzaklar çıkmıştır. Çakıllı yolda yürümüştür. Ama belli bir süreçten sonra orta noktaya gelmişizdir. Ben bu masanın diyalog dilinin daha da gelişeceğini öngörüyorum. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bugün öğleden sonra attığı ikinci bir tweet de önemliydi. Biz küçülmeyeceğiz diyor. Yani büyümeye devam edeceğiz. Yani ben Sayın Akşener'le bu masayı bir araya da tekrar geri gelebileceklerini... O zaman masa devrilmedi. Masa devrilmedi. Heh. Ben geçmişte şöyle hatırlarsak 6-7 ay öncesinde Sayın Kılıçdaroğlu'nun şöyle bir ifadesi de olmuştu. Biz belki farklı adaylarla yola devam edebiliriz ama ittifak devam edecek demişti. Bu birinci ihtimal. İkinci ihtimal... Bu süreçte bir diyalog dilinin daha da artacağıdır. Yani biz katılımcı demokrasi dediğimiz Türkiye'de bunun giderek azaldığı bir süreci hepimiz biliyoruz. Türkiye'de demokrasi, hukuk, bürokrasinin askıya alındığı bir süreçte, diyaloğun da askıya alındığı bir süreçte bu masanın devrilme imkanının olmadığını öngörüyorum. Ben önümüzdeki pazartesiden sonra bu masanın daha güçlü bir şekilde bir araya gelmesi gerektiğini ve oluşan kamuoyundan dolayı bir araya geleceklerini düşünüyorum. Biraz önce Sayın Bakanımızın söylediği çok önemli bir dil vardı. Gazetecilerin ve bazı siyasetçilerin kalemlerine ve sözlerine daha da dikkatli olmaları gerekiyor ve iki genel başkanın son dönemde söylediği gibi sosyal medyada bir açıklama yapılmaması yönündeydi ve buna uymayanlar oldu ama geri tweetlerini sildiler. Bu dili de halen korumaya çalıştıklarını öngörüyorum. Fakat şunu ifade etmek gerekirse önümüzde Cumhuriyet tarihimizin en önemli seçimi olacak. Demokrasi seçimi gerçekleşecek. İkinci yüzyılın nasıl bir sürecin olmasına Türk milleti karar verecek. O yüzden sağduyulu bir sürecin olması gerektiğine inananlardan biriyim. Çok teşekkür ederim.